16 aydır olay geçmesine rağmen şimdi de akıllı sağlığı yerinde değil diye cezai bir ehliyet olmadığına dair hastaneden bir rapor alıyor. Şimdi de hakim ve savcılar bunu kabul ediyor. Ceza almaması için yönünde böyle bir karara imza atmaya çalışıyorlar. Son katletmeden önce son bir yıl boşanma davası vermişti. Mahkeme bitmek üzereydi. Bu da bunu kaldırmayıp eve girip kızımı katletti. Ben de bu kanının yerde kalmasını istemiyorum bir baba olarak. Çok zor durumdayız. Evet. Toprak aldı bir geri vermiyor. Tabii baba olarak kolay değil evlat acısı. Evet, şu anda bir evlat acısı. Tabii Allah kimseye vermesin yani. Yani kolay bir şey değil yani. Cezai ehliyeti yok da almak da tamam bunu hemen sal vermez. Kızımın kanı nasıl olacak? Yerde mi kalacak yani? Evet. Böyle bir adalet olmaz yani. Ben adalet istiyorum yani. Başka bir şey istemiyorum yani. Kız kardeşim 1,5 yıl önce katledildi. Kız kardeşimin katledildiği dosyaya bakan, savcılık tarafından hazırlanan iddianameyi okuduğumda gerçekten çok büyük bir çöküntü yaşadım. Katile akli dengesi yerinde olmadığına dair bir rapor verilmiş ve soruşturma bu rapor üzerinden yürütülmektedir. Fakat benim de kendisiyle alakalı bir mahkemem olduğu için, cinayetten daha önce açılan bir mahkemem olduğu için, olayın özetlersek kendisine benim mahkememe gönderilen raporda sağlamdır, akli dengesi yerindedir, cezai ehliyeti vardır deniliyor. Fakat cinayet davasında cezai ehliyeti yoktur deniliyor ve bu raporlar aynı hastane ve aynı doktorlar tarafından veriliyor. Hiçbir akıl ve mantığa uymayan bu raporun kimler tarafından nasıl hazırlandığı merak konusu. Kartı mı? Tabi vallahi var. Yani buradan yukarıdan getiririm hemen iki dakika. Benim evim önüdür abi. Şafir'in araştırdı.